Bana sürekli sorduğunuz sorulardan bir tanesi, abi 1000 liralık bütçem var, hangi bisikleti alayım? Abi şu kadar bütçem var, şu bisikletimi tavsiye edersin. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bisiklet tavsiye etmiyorum. Herhangi bir markayı tavsiye etmiyorum. Şahsen benim seçtiğim bisikletin markası da arkada görüyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Bu benim şahsi tercihimdir. Şu markayı alın, bu markayı alın gibi bir şey diyemem size. Fakat düşündüm, taşındım. Sürekli bana aynı soruları sorduğunuz için size nasıl yardımcı olabilirim? Bunun çözümünü buldum. Bu videomda bisiklet nasıl seçilir? Hep beraber bunu işliyoruz. Özellikle ilk defa bisiklete başlıyorsanız arkadaşlar dikkat etmeniz gereken tek bir konu vardır. Belli başlı sorular sormak zorundasınız ve bu sorulara göre kendinize uygun bisikleti alacaksınız. Belli bir bütçe oluşturdunuz. Hangi soruları sormanız gerekiyor? Sırayla başlayalım. Birinci soru. Bisikleti hangi amaçla alıyorsunuz? Bu sorunun cevabında kendinize uygun bisiklet türünü bulacaksınız. Eğer bisikleti dağda bayırda hoplayacağım, zıplayacağım, kayalardan atlayacağım abi diyorsanız alacağınız bisiklet belli. Dağ bisikleti, downhill bisikleti almak zorundasınız. Yok, ben bisikleti ulaşım için istiyorum. Şehir içinde metroya binip giderken veya belediye otobüsüne binerken beni zorlamasın, yanımda kolayca taşıyabileyim diyorsanız sizin tercihiniz katlanır bisiklet olmalı. Ama diyorsanız ki ben tamamen spor amaçlı istiyorum. Arkadaş basarım, kas yapmak istiyorum, ben kilo vereceğim diyorsanız bir yol bisikleti tercih edebilirsiniz. Fakat özgürlüğüme çok düşkünüm. Ben bisikletle ülkemi gezmek, güzel yerlere gitmek istiyorum diyorsanız da seçeceğiniz bisiklet kesinlikle bir tur bisikleti olmalı. Ben bisikletle pazara da giderim arkadaş. Şehirde de gezerim, dağa da çıkmak isterim. Her şeyi yapmak isterim diyorsanız da sizin alacağınız bisiklet arkadaşlar şehir bisikleti olmalı. Gelelim ikinci soruya. Çetrefilli sorulardan bir tanesidir bu bisiklet seçiminde. Bu ilk defa bisiklete başlayacak olanlarda özellikle biraz meraklıysanız, biraz da bilginiz varsa ilk akla gelen sorulardan bir tanesidir. İkinci sorumuz. Hazır bisiklet mi almalıyım yoksa bir bisiklet mi toplamalıyım? Şimdi ilk etapta bisiklet toplamaktan bahsedersek arkadaşlar evet gidip herhangi bir bisikletçiye uygun parçaları bisikletçinin yardımıyla da toplayabilirsiniz. Bunun için ekstra bilgi gerektirir mi? Eğer kendiniz meraklıysanız aktarıcı uyumundan tutun da hangi jant, hangi sele veya hangi ön aktarıcı seçimi, hangi dişli aralıklarında zincir, ruble veya aynak kol seçimi bunları biliyor olabilirsiniz. Bilmiyor iseniz de en yakın bisikletçiye gittiğinizde muhtemelen size yardımcı olacaklardır. Fakat bunları tek tek toparlaması arkadaşlar emin olun astarı yüzünden pahalıya gelecektir. O yüzden benim size ikinci sorudaki tercihim genelde hazır bisiklet tercih edin. Ki bazı arkadaşlar biliyorum yurt dışından kadro getirip buradan hazır bir bisiklet alıp daha ucuza geldiği için üzerindeki donanımı almış oldukları kadroya geçiriyorlar. Üçüncü soru. İyi bir kadro mu, iyi bir donanım mı? Türkiye'de genellikle bisikletçilere gittiğinizde sizin önünüze sıraladıkları şey iyi bir donanımdır. Neden? Çünkü donanım artık bisiklette Türkiye'de öyle bir hale geldi ki bu iş biraz da statü göstergesi. Deore grup sete sahip bir arkadaş Tourney veya Altus'lu bisiklet gördüğünde kendini biraz daha yukarıda hissediyor. Aslında kesinlikle iyi bir donanım değil. İlk etapta bakmanız gereken şey İyi bir kadrodur arkadaşlar. Çünkü iyi bir kadrosu olmayan bisiklete hangi donanımı takarsanız takın istediğiniz verimi alamayacaksınızdır. Ayrıca iyi bir kadro aldığınızda donanımınız düşük olsa bile zaman içinde bunu yükseltebilirsiniz. Fakat iyi bir donanım değil de iyi bir dandik bir kadro aldığınızda iyi bir donanıma yükseltseniz de o kadro sizi hiçbir yere götürmeyecektir. Bisikletten alacağınız keyfi muhtemelen bir işkenceye dönüştürecektir. Dördüncü soru, süspansiyonlu bir bisiklet mi yoksa sabit maşalı bir bisiklet mi? Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Eğer çabuk seri şekilde hızlanmak istiyorum ve bisikletim hafif olsun diyorsanız kesinlikle sabit maşalı bir bisiklet tercih etmek durumundasınız. Yok, benim için ağırlık o kadar önemli değil. Sürüş keyfim rahat olsun, yolu daha iyi kavrayabileyim diyorsanız da bu durumda 1-2 kilo daha ağır olan süspansiyonlu bir bisiklet tercih etmek durumunda kalacaksınız. Beşinci soru. 24 vites mi, 27 vites mi, 30 vites mi, 8, 9, 10 mu hangi sistemi tercih etmeliyim? Benim size tavsiyem hangi vites sistemini tercih etmeden ziyade kullanacağınız alandaki yokuş, rampa, yol, eğim oranlarıdır. Vites sisteminden ziyade arkadaşlar tercih etmeniz gereken ruble ve aynak koldaki diş oranlarıdır. Zira vites sisteminin
en büyük özelliği vites kombinasyon sayılarının fazla olması iken vites diş oranları, dişli oranları ise sizin kullanım rahatlığınızı ve yol durumunuzu belirler. Bu yüzden benim bu konuda size tavsiyem 8, 9 ya da 10'lu sisteme takılmak yerine bundan ziyade vites dişli oranlarına bakmanız. 6. soru. V fren mi, hidrolik fren mi? Bisikletçiler arasındaki en büyük kavga sebeplerinden, en büyük tartışma konularından bir tanesidir. Gerek forumlar olsun, gerek sosyal medya olsun bu konu ortaya geldiğinde farklı farklı 1000 tane görüş ortaya çıkar ki ben turcu olmama rağmen ben bile turcu arkadaşlarımla bu konuda anlaşamıyorum. İkisinin de kendine göre avantajları, dezavantajları var. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. V-fren dediğimiz olayda daha az mekanik şekilde elinizin, kas gücünüzle bisikleti durdurmaya çalışırsınız. Ama bakımı çok kolaydır. Kolay kolay problem çıkarmaz. Problem çıkarmadığı gibi de parçaları çok ucuzdur. Öte yandan hidrolik disk frende tek parmakla bisikletinizi yokuş aşağı özellikle yükleniyorsanız durdurabilecek kadar güçlüdür. Artık orada kas gücünüz değil, hidrolik pistonların gücüyle bisiklet durmaktadır. Bakımı kolay kolay bakım gerektirmez ama bakım gerektirdiğinde de bir uzman tarafından yapılması gerekir. Onun dışında kolay kolay bozulan sistemler değildir. Tabii ki de V frene göre fiyat olarak hidrolik disk frenler olsun, mekanik disk frenler olsun biraz daha pahalıdır. 7. soruya geldik. Uygun kadro boyu seçimi ve test sürüşü. Benim size tavsiyem hiç test sürüşü yapılmadan alınmış bir bisiklettense 1 dakikalık bile bir test sürüşü mutlaka ve mutlaka o bisiklet hakkında, kadro hakkında size fikir verecektir. O yüzden mutlaka 1 dakika da olsa bir test sürüşü yapın. Uygun kadro boyunun seçimiyle ilgili bisikletçi arkadaşlar, bisiklet mağazasında çalışan satıcı arkadaşlar mutlaka size yardımcı olacaklardır. Bu yüzden bu konuya başka bir videoda gireceğim için burada herhangi bir şekilde bahsetmiyorum fakat önerilerde gelen Yusuf'un kadro boyu seçim videosunu izleyebilirsiniz. Bisikleti alırken bu yüzden tekrar ediyorum benim size tavsiyem yerinde görerek, deneyerek üzerinde en azından şöyle bir iki tur atarak almanız. 8. ve son soru. Bisiklete ayırdığım bütçe ne kadar olmalı? Bisiklete ayırdığınız bütçe tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu sizin alım gücünüzle alakalı fakat 10 bin liraya da 20 bin liraya da bisiklet var. 100 liraya da 200 liraya da bisiklet var. Kendinizi zorlamayacak şekilde bütçe ayarlamak durumundasınız. Ama bütçe ayarlarken atıyorum 1000 liralık bir meblağınız varsa kesinlikle 800 liradan fazla bisiklet almayın. Çünkü bisiklet alırken yanında olmazsa olmazlardan kask, eldiven, gözlük, ayna bunları kesinlikle almanız gerekiyor. Bisiklet sadece tek başına bir olay değildir arkadaşlar. Yanında güvenlik ekipmanları alınıp kullanılmak durumundadır. Bunların haricinde de Alyan takımıdır, sel altı çantasıdır, lastik yamasıdır, iç lastiktir, aydınlatmadır. Aynı şekilde önemli güvenlik ekipmanlarındandır. Aydınlatma alacaksınız. Bu yüzden bisiklet alıyorsanız, 1000 liralık bir bisiklet alıyorsanız kesinlikle 1000 liranın tamamını bisiklete bağlamayın. 800 lirasını bisiklete, 200'ünü güvenlik ekipmanlara ve aksesuarlara yatırın. Evet, 8 soru ve 8 cevapla bisiklet alırken, bisiklet seçerken nelere dikkat etmeliyim size kendi tecrübelerimden aktarmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Önümüzdeki hafta yine değişik bir konuda hep beraber birlikte olacağız. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.